Evet, tekrardan merhabalar. Yemeğimizi söyledik. Bir iki üç ders sonra gelir. Üç ders sonra yemek yiyeceğim. Göbeğe dikkat edin biraz. Ama şu an fena değilim. Değil mi? Kötü değilim yani. Fena, yanlış anlaşılmasın. Ne program oğlum burası? Yani diğer videolarda mesela bir öğrenci mesaj atmış. Göbeğinizden dersiz değmiyoruz diye. O yüzden diyorum ya. Bence şu an spor giyince biraz daha kamufle etmiş olduk yani. Evet. Denklem kurma çözümü 4'teyiz. Artık denklem kurma çözümü için burada bitiriyoruz. Sonra sıra problemi diye başlayacağız. Artık ismi olan problemlere başlıyoruz. Sonra kendin kur, kendini çöz falan filan yapacağız. Başlayalım. Ahmet'in parası, Rıfat'ın parası 3 katından 40 TL fazla. Biz zaten bunu yapıyoruz. Burada problem yok. Ahmet, Rıfat. Rıfat ikinci olduğu için X dedik. Burası ne oldu o zaman? 3 katından evet 40 TL fazla. Artı 40 yazdık. Tamam. Ahmet, Rıfat'a 20 lira para vermiş. Şimdi bakın bu işlere dikkat. Ahmet kardeşimiz Rıfat'a para versin. 3x şimdi 20 lira para verirse ne olur yani? Artı 20 kalır. Bu kardeşime 20 lira para alırsa ne olur? X artı kaç olmuş olur? 20 olmuş olur. Tamam aldı verdi. O hallettik. Çok önemli ya. Gerçekten inanılmaz önemli. Çok iyi anlatmam lazım. Çok iyi anlamanız lazım. Verirseden sonra okuyoruz. Ahmet'in parası Rıfat'ın parasının 2 katından 4 TL fazla oluyor. Bir daha okuyorum. Ahmet'in parası Rıfat'ın parasının 2 katından 4 TL fazla oluyor. İnsanları orada tekrar sıraya koyup bak tekrar sıraya. Sorun başta bir sıraya koyduk. İkinciye X dedik. İkinci durumda tekrar sıraya koyuyoruz. Birinci Ahmet, ikinci Rıfat mı? Bak, ikinci kişi Rıfat. İşlem ikinci kişiye yapılacak. Bak burayı çok kişi yanlış anlıyor. Anlama kardeşim yanlış anlıyorsun. Anlamaya çalışma yani. Ben sana veriyorum yolu işte. Ahmet'in parası Rıfat'ın parasının 2 katından 4 TL fazla oluyorsa bütün işlem Rıfat'a yapılır. Ahmet'e bir işlem yapılmaz. Birinci adam orada işlem yapılmaz. Eşittir koyarsın. 2 ile çarparsın 2 katından 4 TL fazla artı 4 eklersin. Anlaşıldı mı? Lütfen dikkatli olalım. Çok önemli bir yer. Bu bölüm bununla alakalı zaten. Sol taraf 3x artı 20. ÖSYM'de böyle sorular çok sorar. Eşittirden ziyade kat ilişkisi çok sorarlar. Eşittir 2x artı 40 artı 4 olur. Sol taraf 3x artı 20. Evet sağ taraf ne olur? 2x artı 44 olur. Bunu bu tarafa, bunu da karşıya gönderelim. Yani 3x evet eksi 2x olur. Eşittir 44 eksi 20 olur. Yani x eşittir kaç kere? 24. Ama ne sorduğuna bakalım isterseniz. Buna göre başlangıçta cümleye dikkat. Rıfat'ın parası kaç lira? Şunu soruyor. X'i sormuş yani değil mi? Problem yok. O zaman bulduğumuzca x 24 cevap oldu. Ama Ahmet'in parasını sorsa o zaman yerine yazacak. Anlaşıldı mı? Bu bölümü bu şekilde halletmeniz lazım. Şimdi 4 tane soru çözeceğiz. Başlayalım. A torbasındaki bilye sayısı B torbasındaki bilye sayısının 4 katıdır. Hemen başlayalım. A, B. B, X ise A kaç X oluyor? 4X oluyor. Tamam. Buna karışmayın. İlk kurduğunuz denkleme karışmayın. Allah peygamber aşkına karışmayın. Şuna bir karışmayın ya. Karışmayın, karışmayın diyorum. Dersini de anlatıyorum. Dolaşıyorum karışmış. Karışma dedim ya ben sana. Karışma. Neyse abi. A torbasında 20 bilye, B torbasında atıldığında. Buradan 20 bilye alıyorum. Evet, 4X eksi kaç oluyor? 20. Buraya 20 bilye mi atıyorum? Evet. X artı kaç oldu? 20. Tam atıldığında. A torbasındaki cümleye dikkat. Bilye sayısı B torbasındaki bilye sayısının 2 katı oluyor. Bir daha okuyorum. Atıldıktan sonra okuyun bak. A torbasındaki bilye sayısı B torbasındaki bilye sayısının kaç katı oldu? 2 katı. Burada ikinci kim? İkinci B ifadesi. Doğru mudur? O zaman işlem kime yapılacak? B'ye yapılacak. Eşittir yazdım. 2 katı demişti. 2 ile çarptım. Olayı kapattım. Tamam. Çözelim. 4x eksi 20 eşittir. Ne oldu? 2x artı 40 gelmiş oldu. 2x buraya eksi geçti. 20 de bu tarafa artı geçmiş oldu. 4x eksi kaç x oldu? 2x oldu eşittir. 40 artı 20 oldu. Sol taraf 2x oldu eşittir. Kaç 60 oldu. X de eşittir. Kaç olmuş oldu? 30 gelmiş oldu. Soru neydi? Buna göre başlangıçta A torbasındaki bilye sayısı kaçtır demiş. Neyi soruyor yani bize? Şunu. 4x soruyor. Bak sorduğu şeye dikkat. X'i 30 buldunuz. 4 ile getirip 30'u çarparsanız cevap kaç gelir? 120 gelir. Bak getirip burada 30'u getirip işaretlemeyse. Tamam. Dikkatli olun. Devam ediyorum. A iş yerindeki işçi sayısı B iş yerindeki işçi sayısının 4 katından 20 eksiktir. Hemen A, B yapalım. Şöyle. B, X, A ne oldu yani? 4 katından 20 eksik değil mi? Hemen B, X, artık oraya anladınız. Sırayı bozmana X diyorsunuz ve buna karışmıyorsunuz. Denklemi çözerken adam bir şeyler söylemek zorunda zaten. Demiş ki A iş yerinden 40 işçi B iş yerine geçince A iş yerindeki işçi sayısı B iş yerindeki işçi sayısı 3 kat 10 eksik oluyor. Şimdi A'dan 40 işçi geçiriyorum. Hazır mısın? Eksi 40 yapıyorum. Ne oluyor? 4x eksi 60 oluyor. Değil mi? 20, 40, 60. B'ye geçmişti bu 40 kişi. Bu da artı 40 artıyor. Bu da x artı kaç oldu? 40 oldu. Şimdi buradan sonra okuyalım beraber.
A iş yerindeki işçi sayısı B iş yerindeki işçi sayısının 3 katından 10 eksik oluyor. İkinci ifade ne orada yine? B. Bak cümleye dikkat. Cümleye bir daha koyuyorsun. Bir daha sıraya koyuyorsun yani. İki defa sıraya koyma. A anlamıyorsa, anlıyorsan problem yok. A iş yerini karıştırıyorsan bunu iyi de anlaman lazım. A iş yerindeki işçi sayısı B iş yerindeki işçi sayısını diyor ya. İkinci ifade B'dir. O zaman B tarafına işlem yapacaksın. 3 katından bunu 3 ile çarpacaksınız. Evet 10 eksik oluyor demiş. 10 çıkarıp olayı çözeceksiniz. Şimdi sol taraf 4 x eksi kaç? 60. Sağ taraf 3x artı kaç yaptı? 120 eksi 10. Toparlayalım. Dikkat hata yapmayalım. 4 x eksi 60. Şimdi biz hata yapınca düzeltmesi bizim için daha zor. Eşittir. 3x artı 110 oluyor. Burada da şöyle şunu karşıya atalım. Bunu da karşıya atalım. 4x eksi 3x eşittir. 110 artı 60. Burası kaç yapar? X eşittir. Kaç oldu? Yani 170 olmuş oldu. Ne sormuş diye bakmak lazım. Buna göre başlangıçta A ve B iş yerlerindeki toplam işçi sayısı kaçtır? Şimdi bunun ikisinin toplamını sormuş. Ben geçen derste de bahsetmiştim. Benim tavsiyem toplayıp sonra X yerine yazmanız daha mı sağlıklı acaba? Öyle düşünün. Ben öyle yapıyorum. Siz karar verin. Siz nasıl yapmak isterseniz. Toplarsan ne gelir? 5X. Evet eksi 20 gelir. Doğru mu toplam bunun? O zaman onu yerine yazacaksın. 5 çarpı 170 eksi 20. 5 tane 170 850 yapar. Bunu bence alt alta yazın. Veya 85'ten aklınıza gelin. 85 sayısı 5 çarpı 17 demektir. Evet eksi 20 olay var. Cevap da kaç kere yani? 830 gelmiş olur. Cevap eşlik çıkar. Tamam mıdır? İkinci sorunun cevabı. Devam ediyoruz. Bak bir yaş problemi mesela. Şimdi diyebilirsin ki yaşın ne alakası var buraya. Ama yaş problemi sayıya çok benzeyen bir problemdir. O yüzden bir alakası var. Demiş ki annesinin yaşı kızının yaşının 6 katına eşittir. Başlıyorum. Anne kız. Kız x, anne kaç x oluyor? 6x. Bunu yazdım. Buna karışmıyoruz. Buna karışmıyoruz. 9 yıl geçmiş. 9 yıl geçerse anne büyür. Kaç yaş büyür? 9 yaş büyür. Ne oldu? 6x artı 9 oldu. Kız da büyür. O da 9 yaş büyüsün. Artı 9 olsun. O da x artı kaç oldu? 9 gelmiş oldu. Tamam. Annenin yaşı 9 yıl sonra kızının yaşının 3 katı olduğuna göre bak. Dikkat et. Annenin yaşı kızın 3 katı oluyormuş. Eşittir deyip kızı 3 ile çarpacaksınız. Çünkü cümleye dikkat. Anne birinci kişi, kız ikinci kişi. Doğru mu? İşlem kıza yapılır. Anneye işlem yapılmaz. Tamam. Şimdi bunun yaşla ne alakası var? Şimdi bu soru çıkıyor, yaş sorusu olmuş oluyor. Ne alakası? Sayı problemi. Sayı mantığını iyi oturtursanız, kesinlikle rahat anlarsınız, yaşı da rahat anlarsınız, sayısal mantığı da rahat, grafiği de rahat yaparsınız. Sayı problemi mantığını çok iyi oturtmanız lazım. Tamam. O yüzden en çok bölümü olan kısım burada sayı problemidir. 6x artı 9, sağ taraf kaça kaçta? 3x artı kaç? 27. Tamam. Bu tarafa, bu da bu tarafa gider. 6x eksi 3x olur. Eşittir evet. 27 eksi 9 gelir. Yazamadım. Yazmıyor. Kalem yazmıyor. Para mı istiyor? Ne yapıyor? 3x eşittir kaç olur? 18. X de kaç olur? 6. Şimdi ne sorduğuna bakmamız lazım. Annenin bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sorulmuş. Yani bize ne soruluyor? 6x soruluyor. İkisi de 6 buldunuz. 6 çarpı 6'dan cevap kaç geldi yani? 36 gelmiş. O cevap C şıkkı olur. Tamam mıdır? Devam edelim. Bir toplantıda bulunan erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katıdır demiş. Şimdi erkek sayısı, kadın sayısı. Kadın ikinci kişi x dedim. Erkek kaç x oldu? 3x oldu. Bu denkleme karışmadım. Doğru mu? Bu toplantıdan 20 erkek ayrılıp ayıralım. 20 erkek gitsin. Eksi 20 oldu. Ne oldu burası yani? 3x eksi 20 gelmiş oldu. 20 kadın, ne kaç kadın? 10 kadın geliyor pardon. X artı kaç oldu? 10 oldu. Bu da 10 artıyor. Tamam. Okuyorum şimdi. Kadınların sayısı, erkeklerin sayısının yarısı oluyor. Bak! Çok dikkat. Dikkat. Hata yapabilirsin. Bir daha okuyorum. Ayrılırsadan sonra bir daha okuyorum. Ayrılırsa evet, kadınların sayısı, erkeklerin sayısının yarısı oluyor. Burada ikinci kim? Erkekler. İşlem erkeklere yapılır. Yarısı kelimesinin karşılığı neydi? İkiye bölmekti. O zaman eşittir koydum. Erkeği ikiye bölüyorum. Buraya anladık mı? Tekrarlıyorum. Kadınların sayısı, erkeklerin yarısı oluyormuş. İkinci ifade erkekler, bu da erkeğe ikiye bölüyor. Burada bana şunu diyenler çok oluyor. Hocam burayı ikiye çarpsak olmaz mı? Ya olur da denklem böyle kurulur. Devamında yine çarpacağız zaten. Bu yanlış değil ama ben öyle anlatamam burada. Hemen sırayı bozmadan anlatıyorum ya. Bunun devamında paydamız 1. Zaten iç dışı yapacağız mecburen yani. Şimdi 3x eksi 20 sol taraf. Sağ taraf kaç oldu arkadaşlar? 2x artı 20 olmuş oldu. Bakın burası karşıya. Bu da karşıya geçer. 3x eksi 2x olur. Eşittir. 20 artı 20 gelir. Yani x buradan kaç olmuş olur? 40. Ne sormuş diye bakalım. Başlangıç toplamda bundan toplam kişi sayısı kaçtı? Yine bu ikisinin toplamını sormuş arkadaşlar. Ne yapacağız? Toplayıp x'i yerine yazmayı tavsiye ediyorum. Kararsızım. Topladım.
Neyi soruyor bize ya? 4x soruyor. X'i kaç bulmuştunuz? 40 buldunuz. 4 çarpı 40'tan da cevap kaç olmuş oldu? 160 gelmiş oldu. Cevap denize çıkar. Anladık mı? Bu bölüm inanılmaz önemli. Bak, en önemli bölüm. Bak, buraya kadar önemsiz bir bölüm yok. Yanlış anlaşılmasın. Bu bölüm çok temel oluştu. Yani katını kimle çarpacağız? O çok önemli. Çünkü ÖSYM sorularda bu çarpma ilişkisi var. Bunu söyleyeyim ya. Burayı çok iyi anlamanız lazım. Tamam? Kendini kur, kendini çöz problemlerini de göreceğiz burayı tekrar. Bilginiz olsun. Evet. Bu bölümde bitirdik 7. ders. Artık isim olan sorulara geçiyoruz. Sıra problemi, ikili problemler, işte top çekme falan filan. Tamam. Son iki bölümde kendini kur, kendini çöz yapacağız. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın, bende kalın. Yemeğimiz daha gelmedi. Kitaplarını fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.